Herkese merhaba. Bugün 6 Ocak 2021 günlerden çarşamba. Darbe Boğaziçi paranoya başlığıyla çıktık. Darbeyle gireceğiz. Çünkü ilk başlayan oydu. Darbe tartışmaları, darbe iddiaları, darbe yapacaklar, darbeleneceğiz. Darbeciler geliyorlar. Sonra Boğaziçi'ne geçeceğiz ki birkaç gündür devam eden bir hikaye. 2 gün önce 3 gün konuşulur unutulur demiştim. Bugün halen devam ediyor ama o fikrimde hala duruyorum. Çünkü bunun nedenlerini de anlatacağım. Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için çok üzgünüm. Ben o okulun kıyısından bile geçmedim. Yani birkaç kere ziyarete gitmişliğim vardır. İşte içinde ne bileyim o bahçelerine uzanmışlığım, oturmuşluğum vardır filan. İmrenmişliğim vardır. Yani herkes okumak ister orada yani. Yeri de muhteşemdir. Binaları çok güzeldir. İçerideki ortam öyle. Yani ki bu benim Boğaziçi'ne ilk gittiğim yıllardan bahsediyorum. Yani ziyarete gittiğim yıllardan bahsediyorum. Sene 1998-99'du yani 20-22 sene önce. Güzel günlerdi yani. Sonra kaldı mı kalmadı mı ne kadar devam etti bilmiyorum. Çok üzgünüm oradaki öğrenciler açısından, oradaki eğitim hayatı açısından. Ve o üniversitenin, o pırıl pırıl üniversitenin muazzamdı yani. Bizim zamanımızda ÖSS, ÖYS vardı. 600 puanın üzerinde puanla, o günkü puanlamayla öğrenci alırdı. Türkiye'de ilk 50'ye, 100'e, 200'e girmişseniz Boğaziçi'nde okurdunuz yani. Yoksa öyle kolay değildi yani. Yani bir matematikte bir iki hata yaptığınızda Boğaziçi giderdi filan yani. Bu böyle bir okuldu yani. Ve ilk 500'deydi zaten ve şimdi artık ilk 500'de değil dünyada. Üzücü bu. Türkiye'nin mühim bir değeri Boğaziçi ve oradan çıkan insanlar açısından da çok üzgünüm. Bugün yurt dışına çıkmış gazetecilik, akademisyenlik yapan insanlardan Boğaziçi kökenliler var. Onların da tepkilerini takip etmeye çalışıyorum. Üzülüyorlar yani. Fakat ne çare 2021 Türkiye'sinde gelinen nokta itibariyle ne yazık ki şaşırtıcı değil. Değil yani, konuşacağız. Paranoya da evet, bütün bu yayını seyrettikten sonra nasıl bir paranoya içerisinde olduğunu anlayacaksınız ülkenin. Şimdi öncelikle isterseniz daha fazla gevezelik yapmadan şu darbe meselesiyle başlayalım. Bu şimdi ekrana getireceğim gazete kupürleri, dünkü evvelki günkü gazete kupürleri. Mesela bu Hürriyet'ten askeri darbenin meşrusu mu olur? İlker Başbuğ'un Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi ve gazeteci Can Ataklı'nın bugün darbe yapabilecek kabiliyet yok sözleri tartışma çıkardı diyor. Gene... Skandal darbe imasına sert tepki. Menderes erken seçime gitseydi darbe olmazdı. O arada Fikri Sağlar linç kampanyası devam ediyor. Ayrımcı kafaya yargıdan ders demiş. 27 Mayıs üzerinden skandal darbe iması. Darbeyi isterdik ama artık çok zor diye. İşte Can Ataklı'nın lafları Sabah gazetesinde böyle cımbızlanmış. 2 Ocak YouTube sohbeti. Türbanlı hakim sözlerine soruşturma. Başörtülü hakim ve savcılara hakaret eden CHP'li eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında halkı din ve düşmanlar tahrik veya aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı vesaire. O arada tabii Ömer Çelik'in AKP sözcüsü bir yerde dili sürçüyor ve Türkiye DAEŞ'le mücadele eden tek terör örgütüdür diyor. Uğur Dündar da bugün Sözcü'de bunu hatırlatmış. Bu lafı diyor Yılmaz Özdil yapsaydı cımbızlar linç için servis ederlerdi. Diğerleri de tam bir cımbızlama. Kesinlikle böyle. Bir kere ben bütün bu video yayınlarını ve İlker Başbuğ'unki Cumhuriyet'e verilmiş söyleşi hepsini takip ettim, okudum. Yani İlker Başbuğ'un Cumhuriyet'e verdiği söyleşiyi okuyup da oradan bir darbe iması çıkartmak için özel çaba gerekiyor yani. Ki zaten bunlar hep masa başında üretilen şeyler. O gün değil ama hemen ertesi gün filan şey yapılıyor. Aynı şekilde Can Ataklı'nın sözlerinden de, aynı şekilde Fikri Sağlar'ın sözlerinden de. Her üçü de fikirlerini ifade etmişler. Fikir hürriyeti var ise bu fikirleri o hürriyet çerçevesinde değerlendirilir. Can Ataklı'nın 2 Ocak tarihli videosu kendi YouTube kanalında duruyor. Gidin bakın, ben baktım en son 120.000 küsür izlenmişti. Hiç böyle bir şey söylemiyor. İlker Başbuğ evet yani bu bir görüş. Menderes'in seçim kararı alsaydı darbe olmazdı fikri bir görüş, çokça da ifade edilmiş bir görüş. Ben dönemi çok yakinen izlemiş gazetecilerden biriyim. Dönemin tanıklarıyla da çokça konuştum. Demokrat Parti tarihi özellikle 1950-60 arası iyi bildiğim konulardan biridir. Evet, Menderes seçim kararı alsaydı darbe olmazdı. ve herkesin bildiği ve konuştuğu fikri kendi fikri olarak anlatmış ama İlker Başbuğ yeni bir fikir değil ve buradan bir darbe iması çıkmaz yani. Zaten tarihi bir tespit yapıyor. 2. Abdülkadir Selvi de ya Menderes seçim kararı aldı ama ona rağmen darbe yaptılar diye işte güya belgeleri falan. Yani kusura bakmasın, güneş batıdan doğduktan sonra iman etmek gibi bir şeydi o. 26 Mayıs akşamı gecesi Adnan Menderes'in gittiği Eskişehir'de falan işte halka tamam seçime gidiyoruz falan demesi onca gürültü arasında veya Anadolu Ajansı'nın 2 satır bunu geçmesiyle falan tanklar yürümeye başlamış artık yani. Geçmiş olsun, sen onu yani 26 Mayıs gece yarısı mı, 26 Mayıs akşamı mı erken seçimi açıklamak geldi aklına? Belki de Adnan Menderes tankların hareket ettiği istihbaratını aldı, ondan böyle bir açıklama yaptı. Bilmiyoruz, öğrenme şansımız yok ama çok geç yapılmış bir açıklamadır ve 1960 koşullarında televizyon yok, bir radyo var, internet yok, hiçbir erişim yok, gazeteler de işte efendim anca basılacak, dağıtılacak. Yani neticede kulaktan kulağa falan gibi de bir şey yok. O koşullarda öyle bir şey olmazdı. Kimse kusura bakmasın. Yani Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960 darbesinden evvel erken seçim kararını açıkladığı Demokrat Parti'nin çok geç bir karardır. Başta da söyledim. Güneş batıdan doğduktan sonra iman etmek gibi filan bir şeydir. Can Ataklı konusunda, Fikri Sağlar konusunda da çok fazla gerçekten yapacak bir şey yok. Bu iktidar, darbeden paranoyaya bağlayacağım, Boğaziçi'ne birazdan geleceğiz. Bu iktidar özellikle bu tür konuşmaları, görüşmeleri şey yapıyor, masaya yatırıyor ve şu anda bu tarz bir darbe lafıyla, bu tarz bir ürkütmeyle, bu tarz bir tehditle tabanına mesaj vermek ve hem tabanını konsolide etmek hem de buradan bu ürkütmeyle durumdan vazife çıkarıp önlem alma derdinde. Yani zaten muazzam bir baskı uyguluyor ve bu baskıyı artırmak derdinde. Elde bir gerekçe yok. 15 Temmuz falan gibi bir Allah'ın lütfu bir şey yok. Hiçbir şey olmayınca da böyle edilen laflardan, yazılan yazılardan, paylaşılan videolardan suni gerekçeler üretmek zorunda. Suni gerekçedir bunlar ve iktidar hiçbir şey, onun için yani bu laflar edildikten, bu konuşmalar yapıldıktan bir gün sonra, 36 saat sonra falan çıkıyor darbe iması falan gibi şeyler. Ve onu seyredenlerin ve onu okuyanların aklına gelmeyen bir şey hemen iktidar unsurları tarafından Yeni Şafak, Yeni Akşam Gazetesi, Akit üzerinden falan köpürtülüyor. Asla böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi insanlar da buna laf yetiştiriyorlar. Hiç gerek yok. Birazdan ona da bakacağız. Yani bu tür konularda iktidar konuşulacak bir noktada değil. Yani insanlar kendilerini savunuyorlar. Ben onu demek istemedim. Bunu yani ne anlatıyorsun kardeşim? Adamın niyeti dövmek seni yani. Tamam mı yani? Sen ne anlatıyorsun? O laftan anlayacak durumda değil. AKP bir siyasal parti değil. Bundan 5 sene evvel Ahmet Altan bugün TV'de yaptığımız özel yayında söylemişti. 1 Eylül 2015. AKP bir siyasal parti değil. Mafyöz bir çete. 5,5 sene sonra hala anlamadınız mı yahu? Yani. Milli Savunma Bakanlığı bile Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin başında diye İlker Başbuğ açıklama yaptı. Ve Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı unsurları son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde 3 kere görüştü. Biri telefonla olmak üzere. Dikkat edin, yüzlerdeki ifadeler çok şeyi anlatıyor. Yüzlerdeki ifadeler çok şeyi anlatıyor. Bu da evdeki görüşme. Devlet Bahçeli'nin. Evet. Kapıda karşılamış Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ı. Evet. Yüzlere bakar mısınız? Evet. Buradaki yüzler de gerçekten yani çok şey. Vurur yüze ifadesi. Öyle miydi o şarkı yüzü? Evet. Bakın buradaki şeylerde. Niçin bu fotoğraflarda kaldım anlatacağım. Gazetelerde de işte Devlet Bey konağına sürpriz ziyaret, Bahçeli'ye evinde sürpriz ziyaret bu sabahtan mesela. İki lider salgın nedeniyle mesafeli oturdu diyor vesaire. Evet. Yüzlerdeki ifade Cumhur İttifakı'nın tıkandığını gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın artık kendine yeni bir ortak bulamadığını gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın reform vesaire adı altında yola çıkan baskı, şiddet, devlet şiddeti ve devlet görevlileri eliyle, devlet propaganda birlikleri eliyle yapılan faaliyetlerin toplumdaki yankılarından dolayı çok da fazla bunun içe sinmediğini gösteriyor. Ve iki isim, Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine muhtaç. Erdoğan Bahçelisiz, Bahçeli Erdoğansız yürüyemeyecek durumda. Bahçeli Erdoğan olmadığı zaman barajın altına düşüyor ve MHP diye bir parti kalmıyor. Erdoğan Bahçeli olmadığı zaman İyi Parti vesaire kendisine herhangi bir destek bulabilmiş değil. Şu anda 2023'e kadar götürebilmeleri için birbirlerine ihtiyaçları var. Çünkü birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sarsılmıyorlar. Ama bu ittifak sarsılırsa, Erdoğan yalnız kalırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işler zorlaşır ve tamam tek adam aslı kesti gibi görünmekle beraber meclis desteğini kaybetmesi Erdoğan'ın bitişinin veya Erdoğan'ın sonunun başlangıcı olur. Haliyle her ikisi birbirlerine muhtaçlar. Yeni bir ortak bulamıyorlar, yeni bir ürkütme bulamıyorlar, yeni bir provokasyon bulamıyorlar. Böyle işte ısıtma, darbe filan imalarıyla bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. O da çok suni, tel tel dökülüyor ve ne yapacaklarını düşünüyorlar kara kara. Bu sene seçim senesi olmayacak bunlara göre. Ama elbette koşullar o noktaya getirir, dış dünyadaki dengeler o noktaya getirir, bambaşka şeyler olur, sabahtan akşama siyasi iklim değişebilir. Fakat bugünkü siyasi iklim her iki liderin de seçim düşünmediğini gösteriyor ki Devlet Bahçeli bunu daha açık ifade ediyor. 2023'te bizim adayımız Tayyip Erdoğan diyerek. Asgari ücrete 500 lira zam yaptılar, bu onun da bir göstergesi. Asgari ücrete biraz daha yüksek zam verebilirlerdi. Yine yeni yıla zamlarla girildi. Ve bu durum devam edecek. Değişmeden devam edecek. Hiçbir biçimde yaptıkları, ettikleri faaliyetlerle, gerek basını zapturapt altına alma, Olay TV kapanması ve diğer basın ilan kurumu kesmeleri vesaire, gerek sosyal ağlara yapılan düzenlemeler, gerek muhalefete karşı muazzam bir sindirme kampanyası, HDP'nin terörize edilmesi, CHP'nin işte aynı şekilde yalnızlaştırılmaya çalışılması filan filan ve Boğaziçi'ne geliyorum şimdi. Boğaziçi'ndeki bir öğrenci protestosundan dahi gezi çıkarmaya çalışma falan gibi şeylerle çok ağır, çok sert bir faşizan düzene doğru gidildiğini gösteriyor. Bu veriler ve bu iki ismin bir araya gelmesinin ve yüzlerin de pek gülmemesinin nedenini buna yormak gerekir. Şimdi Boğaziçi'ne geçelim. Bu kelepçe sembol bir fotoğraf oldu. Ya bu kelepçeden bile bir sürü anlam çıkardılar. Birazdan bakacağız. Esasen polislikte ki ben polisliği bilen insanların yayınlarını veya yazılarını takip ettim, paylaşımlarını. Büyük bir ahmaklık. Kapıyı bu şekilde kelepçelemek. Bir, kelepçeden oluyorsunuz. Yani yanınızda kelepçe bulundurmanız gerekiyor ve bir anda mevcut kelepçeleri orada harcadığınızda kelepçe kalmıyor. İki, muazzam bir karşı tarafa sembol bir fotoğraf, sembol bir görüntü veriyorsunuz ve şu anda bu yaptıkları şeyle rezil oldular. Ondan dolayı emniyette kimse de buna sahip çıkmıyor. Bunu yapanın da başına bir iş gelir yani. Alırlar veya sürerler, bir şey olur. Ama sembol bir fotoğraf oldu. Bu da sembol bir fotoğraf. Boğaziçi Üniversitesi hemen kampüs girişinde meşhur kapı, Hisarüstü dediğimiz bölge ve nasıl yani bu öğrenciler bunların arasından geçip herhalde okula gitmeye çalışıyor eğer geçebiliyorlarsa bilmiyorum yani. Ve gene Boğaziçi'de sembol bir fotoğraf, polis barikatları. Kadıköy, özür dilerim, Beşiktaş Sarıyer'de her türlü eylem, gösteri, yürüyüş vesaire yasaklanmış pandemi yüzünden, o da yeni moda. Öğrenciler Kadıköy'e geçmişler şu anda. İşte efendim eylem yapmaya çalışıyorlar vesaire. Allah yardımcıları olsun. Fakat sert polis önlemleri göz açtırmamacasına devam ediyor, edecek. Şöyle bir görüş var. deniyor ki işte Erdoğan ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İktidar ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yeni bir gezi çıksın falan istiyor. Ondan dolayı kışkırtıyor. Bu görüşe hiç katılmıyorum. Takip edenler de bilirler. Öteden beri de hiç katılmadım. Hayır. Erdoğan'ın gezi, Erdoğan'ın paranoyası. Gezi eyleminde korktu. İktidarının sallandığını, yıkıldığını düşündü. Ondan dolayı Habertürk'te alttan geçen Devlet Bahçeli eleştirisine dahi tahammül edemedi ve oraya atadığı müfettişi haşladı. Alo Fatih. CNN Penguen belgeseli verdi. Kanallar giremedi. Şu oldu, bu oldu. Erdoğan geri adım atar gibi yapıp Başbakanlık konutunda Gezi'nin ileri gelenlerini topladı falan filan. Tamam ben sizi anlıyorum, bakalım bakacağız falan gibi şeyler söylemeye çalıştı. Çok korktu. Bir Arap Baharı gibi bir şey geldiğinden dolayı korktu, tırstı ve hani arkamdaki %50'yi zor tutuyorum falan gibi içindeki Erdoğan'ın ortaya çıktığı bir şey oldu. Gezi eylemleri o Erdoğan'ı ortaya çıkardı. Öyle korktu ki o günden sonra artık iki kişi bir araya gelse, bir açıklama yapmaya çalışsa yanında polis bitiyor. Nuriye Gülmenler'in Yüksel direnişinde insan hakkı anıtını bariyerle kapattılar. Aylarca, belki yıldan fazla orası öyle kaldı. Asla ve asla gösteri, yürüyüş, basın bildirisi okuma, bir şeye itiraz etme, bunlara kesinlikle izin vermeyen, her türlü yasaklayan, öyle işte alanda toplanalım, 1 Mayıs kutlayalım falan hangi gerekçeyle olursa olsun buna aman vermeyen bir iktidar var. Buna aman vermeyen bir iktidar var ve bu iktidar sert tedbirlerle bunu her defasında bastırıyor. Bakın bu sanki hücre evini basmaya gidiyorsun. Yani bir yerde bir terörizm, işte diyelim ki bir otobüs dolusu sivili katletmiş, bombalamış. Onların faillerini bulmuşsun bir yerde, bir hücre evinde. Oraya gidiyorsun sanki. Yani ancak bu böyle bir fotoğrafı gösterseydiniz bana bundan 8-10 sene evvel herhalde bir terör hücre evi falan tespit edildi ve oraya giriyorlar falan derdim. Ama bu bir öğrenci evi. Ve Şafak'ta böyle baskına gidiyorlar. Bütün bunların hepsi yıldırma. Yani kesinlikle kimse eylem yapmasın, yapamasın. Dolayısıyla Erdoğan, Bahçeli, kim ne derseniz deyin. İnsanları kışkırtalım, sokağa dökülsünler ve oradan biz kendimize yeni bir mağduriyet devşirelim. Buna darbe diyelim. Hayır, asla böyle bir şey istemiyorlar. Çünkü böyle bir şeyi kışkırtır, böyle bir şeye kapı açarlarsa, böyle bir şeye sarı ışık yakarlarsa kırmızı yaktıklarında kimse durmayabilir. Ondan dolayı siz o işi tutuşturduğunuzda nereye gideceğini bilemezsiniz. Bunu çok iyi biliyorlar. Asla ve kat'a kesinlikle karşıyım. Sabaha kadar tartışırım. Gezi benzeri bir eylemi ne kışkırtıyorlar, ne böyle bir şey olsun istiyorlar, ne de böyle bir şeye tahammülleri var. Yani bu gözler 10 senedir takip ediyor bu işleri yahu. Yok, bir tane veri bile gösteremem size. Elbette o eylemi yapan kişiler üzerinde Erdoğan ve iktidar unsurlarının laflarının kışkırtıcı bir etkisi olduğu muhakkak. Kabul ediyorum. Ama bunu sokak eylemlerini kışkırtıp aman sokak eylemleri çıksın da biz de oradan kendimize mağduriyet devşirelim diye yapmıyorlar. Duvarı nasıl kırmışlar ya, görüyor musunuz yani? Duvardan girmişler eve. Ne yapıyorsun sen? Ama işte. Anlatabiliyor muyum? Kemal Kılıçdaroğlu da konuşuyor. O kelepçe darbenin fotoğrafı. Hala yan yana duruyorsunuz. Dış politikada yanındasınız. İçeride söyleminde yanındasınız. Mecliste esaslı bir muhalefetinizi görmüyoruz. S-400'ü savunuyor mu mesela Cumhuriyet Halk Partisi? NATO'dan çıkmayı mı savunuyor? Neden yaptırım kararına AKP ile beraber yan yana imza attınız? Türkiye Büyük Millet Meclisi partileri olarak. Sivil darbedeyiz. Yani. CHP'den Canan Kaftancıoğlu dışında kimseyi görmedim ben Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde. Ben de tweet atıyorum. Ben de işte burada konuşuyorum. 2500 kilometre ötede İstanbul'a yapabileceğim bu. Ama benimle aynısını yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener. En ufak tepkiye darbeci haftası. Bir günün manşeti. Tamam, sonra AKP demokrasisi demiş. AKP demokrasisi diye bir şey yok. Korku kelepçesi manşeti atmış Yeni Yaşam. Gençlerin kayyum rektöre tepkisi İktidarı korkuttu. Önce üniversiteye, sonra öğrencilere kelepçe. Korkuttu, evet. Buradan bir gezi çıkabileceği, yani bu paranoya var. Darbe, Boğaziçi paranoya, boşuna yazmadım alta. Bu paranoya var. Fena halde korkuyor. Ve ondan dolayı da Şafak'ta öğrenci evleri basılıyor. Medyayla falan, yani yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Sonra da bizim tatlı su muhalifleri yazıyor. Bu kadar baskıdan sonra o rektörü orada duramaz. Ölme eşeğim, ölme, beni dağlarda koma. Leman Kapak. Şu yeşilli başörtülü Hilal Kaplan galiba. Bu elitizm lafları da çıktı ya. Boğaziçi elitistlerin değil, milletindir. Allah muvaffak etsin. Evet. Bu da güzel. Evrensel'den Sefer Selvi kelepçe biçiminde Melih Bulu'yu çizmiş. Bu arkadaş da kendi 15 dakikasını yaşadı işte. Hayat boyu bununla anılacak. Utan falan filan. Yani ne utanacak ya? Utanmaması için onu oraya koymuşlar yani. Ya başka şeyler de söyleyeceğim, gelecek. Ya bu Bülent Çelik, bilmiyordum, ilk defa Gazete Pencere'deki karikatürleriyle karşıma çıktı. Çok güzel karikatürler çiziyor. Bravo. Bu karikatürü ben çizmedim demiş. Boğaziçi kelepçe fotoğrafını bu şekilde resmederken. Güzel şeyler. Güzel mizah yapıyor yani. Hoşuma gidiyor. Sık sık da alıyorum. Takip edenler bilirler. Balyoz'la Şafak baskını bu kez öğrencilere. TR724. Ya bakar mısınız şu kapıyı nasıl kırmışlar ya? Kapıyı kırmamış yani, duvardan girmiş yani. Dedim ya, yani bir seri katil falan olduğu tespit edilir birinin. 12 tane cinayeti vardır. Tespit etmişsinizdir, oradadır falan filan. Artık her türlü girersiniz yani, bir şey demiyorum. Onun gibi bir şey. Bu lafa sarıyla yazılmış bölüme değil de beyazla yazılmış bölüme dikkatinizi çekerim. Soylu diyor ki Erdoğan'ın ülkesinde, yani daha ne desin adam? Daha ne desin? Orası Erdoğan'ın ülkesi. Öyle bakıyor. Onun için de sivrisinek gibi karşısına çıkan herkesi eziyor. Özür dilerim. Biraz evvel ekrana getirdim. Bu pankartta bu ima ediliyor. Bana basıp geçemezsin diyor bu pankart. İngilizcesinin tam anlamının ne olduğunun önemi yok. Mealen söylüyorum. Beni ezip geçemezsin. Bana basıp geçemezsin. Beni çiğneyemezsin diyor bu pankart. Ama öyle yapıyor. Bugüne kadar yaptığı gibi ve gene öyle yapacak gibi yani. Çok üzgünüm gençler yani. Çok üzgünüm. Ülke işgal altında, bir öğretim üyesi Esra Arsan. Ben böyle yaşıyorum şu anda demiş. Evet, yani 5,5 sene evvel başka yerlere çökülürken, başka yerlere kayyım atanırken ne yani, halkın malı halka iade ediliyor. Bu servetler nasıl kazanılmış ki diyen bir zihniyetin bugün bu noktaya gelmesi güzel ama geç. Düzeyli cümleler örgütlü pişkinliğe karşı işe yarayabilseydi keşke diyor Çiğdem Toker. Gazeteci, beğendiğim bir gazetecidir. Düzeyli cümleler örgütlü pişkinliğe karşı işe yarayabilseydi keşke diyor. Baştan beri 24 dakikadır bunu anlatmaya çalışıyorum. Anca herkes tweet atıyor, konuşuyor yani. Ergun Babahan ne güzel paylaşmış. Muhalefet devlet memuru zihniyetinden çıkamıyor. Türkiye'de demokrasi kurulması imkansıza yakın. Bir başkası Devlet Bahçeli'nin Berkin'le ilgili gezi eylemlerinin şehitlerinden. Umutları vardı Berkin'in, hayalleri vardı, hedefleri vardı, daha görecek nice güzel günleri vardı tweetini paylaşmış Devlet Bahçeli'nin. Üstüne de Barış Zeren şunu yazmış. Türkiye'de sağ muhalefete ne kadar güvenebileceğinize dairdir. Ben sana solu da anlatırım kardeş. Takip et, takipte kal. Artık sadece yıkmayı biliyorsunuz. Karar, çıplak arama hak ihlali demiş Anayasa Mahkemesi. Sen istediğin kadar de. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eyleme katılan bir öğrenciyi arayan polisler, yorumsuz okuyorum. Yeldeğirmeni mahalle muhtarı Sultan Aksu'nun evini bastı. Yere yatırılıyorlar. Tehditlerle öğrencinin ismini sordular. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar. Bir muhtar. Evini basıyorlar, yere yatırıyorlar, tehditle öğrenci ismi soruyorlar. Muhtar olduğuna ikna olunca özür dileyip çıkıyorlar. Bakın, Polislikte şöyle bir şey var. Belki ben bunu polis müdürlerinden dinlemiştim. Özellikle 17-25'i takip eden günlerde çokça ekranlarımıza polis müdürleri gelip konuk olup anlatıyorlardı. Kendi odamda otururken hususi böyle çay sohbetlerinde şunu söylediler. Kaç tanesi birbirinden habersiz bunu söyledi. Birbirini tanımayan isimler de vardı. Dediler ki polise yetkiyi verirseniz o sonuna kadar kullanır. Polislikte böyle bir şey var. Şimdi burada yetkiyi falan geçtik. Polislere yetkiler verildiği gibi polisin sırtı sıvazlanıyor. Polis herhangi bir yaptığından dolayı falan şu kabahati işledin, bu kabahati işledin, şu çizgiyi geçtin falan filan denmiyor. Tamam mı? Yani dolayısıyla bu polisin başına bir şey gelmiyor ki. Öğrenci adresi sormak için girdiği bir muhtar evinde yere yatırıp her türlü hak ihlaline imza attıktan sonra pardon deyip çıkmak, başına bir şey gelmeyeceğini biliyor. Onu gören öbürünü yapıyor. Öbürü de alıyor onu yapıyor yani. Bacaklarını kırın demedi mi İçişleri Bakanı yıllar önce? Arkanızdayım diyor. Şimdi de öyle diyor. Polisin arkasındayız diyor. Herkes polisin arkasında. Rektör polisin arkasında. İstanbul Valisi polisin arkasında. İçişleri Bakanı polisin arkasında. Saray, sarayın ortağı, yanaşmalar, bütün medya polisin arkasında. E ne bekliyorsunuz? Ezer geçer yani. Üniversite direniyor. Evrensel. Kayyıma karşı sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. Bakın yani kimsenin motivasyonunu kırmak veya onu engellemek, ona şey yapmak istemiyorum. Fakat ya düşüncelerimi de ifade ediyorum. Yani kusura bakmayın çok geç. Yani deminden beri anlattığım tablo içerisinde keşke vazgeçmese devam etseniz. Keşke kitleler 10 bin, 100 bin, 1 milyon olsa ve bir araya gelip hep beraber seni istemiyoruz, kabul etmiyoruz dese. Sarayın içinde küçülse iktidar ortakları. Koca 1150 odalı sarayların içinde küçülseler keşke. Ve yanılsak. Aytun Çıray. Geziyi kirleten provokasyonlara benziyor. Neymiş? İşte rektörün sevdiği şarkıyı çalmış öğrenciler falan. Muhalefet. Akademik özgürlük tehlike altında. Yok ki akademik özgürlük. Olsaydı ilk 500'de bir üniversiteniz olurdu. Olanı da kaybettiniz. Davutoğlu çok sert Boğaziçi Üniversitesi açıklaması. Çok sert. Kendi döneminde üniversitelere çöküldü. Polis şefleri de sonra kendi üniversitesine gitti ayrı. Şimdi bakın bu Hürriyet'in iç sayfasından bir haber. Toygun Atilla imzalı. Biraz evvel dedim ya bu kelepçe meselesi polislikte yani çok polislikle alakalı bir konu değil ve polisleri rahatsız etmiş belli ki filan falan. Burada diyor ki FETÖ ihtimali diyor. Yani diyor ki işgüzar iki polis memuru yapmış gibi duruyor. Bunun ardında FETÖ benzeri bir provokasyon var. Yani FETÖ kadar başınıza taş düşsün emi yani. Diyeceğim o yani. Yuh ya. O arada Doğu Perinçek ortaklarından farklı düşünüyor. Üniversite rektörünün üniversite seçmeli diye manşet atmış Aydınlık Gazetesi. Verip geçelim 3 saniye. Yeni Asya bu atama da yanlış şiddetle. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü istişaresiz rektör atanması doğru değil. Tepkideki aşırılıklar da çözüm getirmez. Bu arkadaş da kendini savunuyor işte rektör, kayyum rektör. Siyasette CHP'de başlamışmış. İşte efendim yaptığım tezlerde tırnak içine almayı unutmuşum diyor intihal iddialarıyla ilgili olarak. İşte efendim ikna ederim herkesi konuşurum diyor. Hürriyet'in manşeti burada. Kocaman Hürriyet'e böyle manşet olmuş. Demirören'in Hürriyet'i Ahmet Hakan yönetiminde rektörü kurtarmaya çalışıyor. Hard rock ve Metallica dinliyorum demiş. Böyle şeyler yani. Evet. Bir dinleyin bir konuşalım yani. Bildiğiniz insanlardan değilim. Evet. Bakın bunlar da bizim rektörlerde hatırlatalım. Bundan 5,5 sene evvel Ekim 2015'te Koza İpek'e gelen rektörler. Ortadaki bu Melih Bulu'ya bayağı benziyor. Soldaki Fatih için, ortadaki Ümit Önal şu anda Telekom'un başına koydular. Önce Dijitürk'ün başına koydular ödül olarak. Ardından şu anda Türk Telekom'un başında. Haftada bir falan böyle gazetelerin ekonomi sayfalarını tam sayfa süslüyor. Onun arkasındaki de Ali Rıza Esmen. Evet. Bugün TV'yi basan kayyımlar. Bu da bizim kapıyı da zincirlemişlerdi. Kelepçe fotoğrafını görünce aklıma o geldi. bizim kapının önündeki arbede CNN'in altyazısına dikkatinizi çekiyorum. Polis diyor, tesise girmeye çalışıyor. Tesis dediği kendisi gibi bir medya kurumu. Neler gördük yahu. Yeri geldi hatırlatıyorum. Yandaşlar tabii atama bahanesiyle terör estirdiler. Türkgün, MHP'nin yayın organı. Boğaziçi'nden 15 militan çıktı Türkiye. Mesele rektör değil, hala anlamadınız mı? Akit. Üniversiteden elinizi çekin. İşte CHP'lere sesleniyor Yeni Şafak filan. Provokatörler, terörist çıktı. İşte kim bu? Milat. Evet. Darbe, Boğaziçi ve paranoya. Detaylı anlattığımı düşünüyorum. İktidar tükenmiş durumda. Özetle bir cümleyle elinde bir gerekçe yok. Elinde yeni bir ürkütme bahanesi yok. Ama ağır faşist, ağır faşizan tedbirleri almak zorunda. Elde hiçbir şey olmayınca da Fikri Sağlar'ın, Can Ataklı'nın, İlker Başbuğ'un laflarından bir şey üretmeye çalışıyor. Onlar da kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Hiç gerek yok. Normal koşullarda mevzu bile olmaz. Bu arada bir sürü insan da ağzından çıkana dediği lafa dikkat etmeye çalışıyor. Konuşun. Ya bir şey olmaz. Yani adam bulacaksa senin kelimelerini cımbızlar, arka arkaya montajlar. Oradan da bir darbe iması çıkartır. Konuşun yani, rahat rahat konuşun. Ha, konuşmak istemiyorsanız da konuşmayın. Ben bir şey demiyorum yani. Türkiye şu anda yarı açık bir cezaevi. Artık açık cezaevi de değil. Yarı açık bir cezaevi, kapalı cezaevi olmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar laflarınızı, sözlerinizi filtreleyin. Onlar bulacaksa bir şey bulurlar. Hiç bunlara takılmayın. Laf yetiştirmeye, cevap vermeye, polemiğe girmeye falan lüzum yok. Karşınızdakinin böyle bir niyeti yok zaten. İkna olmaya, ikna edilmeye açık değil. Her şeyi bilinçli ve örgütlü olarak yapıyor. Bilinçli ve örgütlü olarak yapıyor. Bir çeteyle, bir şebekeyle karşı karşıyasınız ve bu 7 senedir böyle. Dilimizde tüy bitti, anlatamadık. O ayrı bir konu. Göreceksiniz. Biz gördük. Bizden sonrakiler de gördü. Bizden öncekiler de görmüştü. Biz bizden önceki görenleri de çok fazla anlayabildiğimizi, çok fazla içselleştirebildiğimizi, çok fazla onlarla empati yapabildiğimizi zannetmiyorum. Kendine amma konuşuyorum. Ama iyi anladık daha sonra başımıza gelenle. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Ben Olay TV'yi de çok iyi anlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ni de çok iyi anlıyorum. Bundan sonra damdan düşecekleri de çok iyi anlıyorum. Keşke aşağıya bir böyle bir perde, bir şey gerseydim de düşenleri tutabilseydim. O imkanım yok. Sadece bu yayınlarla onların yanında durmaya, onlarla dayanışmaya çalışıyoruz. Allah herkese selamet versin. 2021 güzel başlamadı. Güzel de gitmeyecek. Çok üzgünüm yani. Keşke bir takım acıları, bir takım kötülükleri, bir takım fenalıkları geride bırakabilseydik. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.